efendim? Su deyince ilk aklınıza ne geliyor? Su hayat tedbisi. Su deyince aklınıza ne geliyor? Bir ihtiyaç olan su mu? Su deyince aklınıza ilk ne geliyor? Su deyince aklınıza ilk ne geliyor? Su deyince hayat. Sularımız, su deyince ilk aklınıza ne geliyor? Kendisi. Tasarruf konusunda suyu kullanırken tasarruflar var mı? Abi ustalar. Bizden de bizden gelecek sonraki meselelerde düşünüyorum. Tasarruf konusunda ne düşünüyorsun? Suyu kullanırken tasarruf kullanıyor musunuz? Abi canım ben tasarruf mu? Sularımızı korumak için peki neler yapabiliriz? Ya korumak için efendime söyleyeyim barajlarımızın çok tatlı ve temiz tutmamız lazım. Efendime söyleyeyim kullanırken musluklarımızı boşuna akıtmayacağız. Tasarruflu kullanacağız. Bunu her yerine yani bulaşık olsun, affedersin, banyoda olsun. Her türlü tasarruflu kullanmamız lazım. Sularımızı korumak için ne yapabiliriz? O zaman herhangi bir atar suya herhangi bir şey atmamamız gerekir. Suyu korumamız gerekir. Su dediğim gibi vücudun sıvısıdır yani o zaman ihtiyaç olan bir şey. Sularımızı korumak için ne yapabiliriz? Sularımızı korumak için önce israf etmeyeceğiz. Ondan sonra temiz tutacağız, temiz. Kirletmeyeceğiz. Başka ne olabilir mesela? Yani böyle. Sularımızı korumak için ne yapabiliriz? Allah 22 Mart Dünyası Günü'nü biliyor muydunuz abi? Ben yeni duydum. Bunlar yeni çıktı ya. İyi bir şey yani. Evet. 22 Mart Dünyası Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. Tatlı suyu koruma ve israfını önleme amacıyla kurulan bir topluluk. Tamam. İyi günler dileriz. Çok teşekkür ederiz. 22 Mart Dünyası Günü'nü biliyor muydunuz acaba? Biliyorum. 22 Mart Dünyası Günü hakkında bir şey biliyor musunuz? Yirmi iki Mart Dünyası Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından tatlı suyu kabul edildi. Tatlı suyun önemine ve dikkatini çekme amacıyla kurulmuş. 1993 yılında da tüm dünya genelinde kabul edilmişler. Çok iyi anlamlı. Teşekkür ederim abi. Para gibi. Tamam. Teşekkür ederim.